Değerli öğrencilerim, merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik 5. bölümün 13. köşe taşına. Yani ikizkenar üçgenimizin 13 numaralı köşe taşını öğreneceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir özellik öğreneceğiz ikizkenar üçgenle ilgili. Şimdi odaklanmasını ayarlıyorum ilk etapta. Şöyle bir basalım. Evet, bakalım. Birinci soru ne diyormuş? Şimdi ikizkenar dik üçgen. BD ve CE kenarortay. Şimdi kenarortayda da tıpkı bir önceki köşe taşında olan açıortaydaki gibi ya da ondan önceki köşe taşındaki yükseklikte olduğu gibi dostlarım, şu eşit açılardan, bakın bunlar bizim eşit açılarımız, şu ikisi eşit açılardan çizilen kenarortaylar da tıpkı açıortay gibi, tıpkı yükseklik gibi birbirlerine eşittir. Aynı zamanda şu uzunluklar birbirine eşit. Ve şu uzunluklar birbirine eşit, aynı zamanda da şunlar da yine birbirine eşit olarak veriliyor dostum. Şimdi bize diyor ki GC'den GD'yi çıkarırsan 2 kök 5 kalıyor demiş. Buna göre AE kaçtır diye de bir soru sormuş. Bakalım neler yapacağız. Şimdi bu adam kenarortaysa tabii ki burayı da 2'ye bölmüş olacak. Yine bu da bir kenarortaysa burayı da 2'ye bölmüş olacak diyebilirim. Bu 1. Şunlar eşit olacak yani kenarortay oldukları için. Hatta bunlara uzunluklar verelim biz. K diyelim. K diyelim. Yine K. Yine K olarak seslenelim. Tabii ki burası 2K ise, burası K ise şu uzunluğun tamamı ne olacak? K kök 5 olacak arkadaşım. Şuranın tamamı yani BG ile GD'nin toplamı ya da başka bir deyişle BG demeyelim biz ona GC diyelim. GC ile GD'nin toplamı 2 kök 5 olacakmış. K kök 5 olacakmış daha doğrusu. Söylüyorum bir daha. GC ile GD'nin toplamı K kök 5 olacakmış dostlar. Bize söylenen şey bu. Peki başka ne diyordu bize? Başka da bir şey yok. AE nedir? Yani K nedir diye bir soru sormuş değerli dostlar. Hemen bakalım K'nın kaç olduğunu bir bulmaya çalışalım. Bir de şunu kullanalım dostlarım biz. Ağırlık merkezinin şöyle bir özelliği vardı. Tabana 1, açıya 2 özelliği. Yani A'ya 2A diyebilirim ki aynı zamanda buraya da A'ya 2A diye seslenebilirim. Şimdi bakın bize dediği şey şu. GC yani 2A'dan GD'yi yani A'yı çıkarttığınızda 2A'dan A'yı çıkartırsak ki A kalıyor. Bu da 2 kök 5'e eşitmiş. Şimdi biz A'yı bulduk 2 kök 5. Peki 2A ne yapar? 4 kök 5. O zaman toplam ne oldu buranın uzunluğu? 6 kök 5 oldu arkadaşım. Şurası toplam 6 kök 5 çıktı ki ne demiştik dik üçgende? Burası 6, burası 12 olacak ki yani biri diğerinin 2 katı olacak ki küçük olanın kök 5 katı olsun. 6 kök 5 olduğu için küçük olana 6 dedim. Yani K'yı 6 buldum. O halde buradaki K'mız da 6'dır. Cevap Ceyhan'dan geldi. Hemen geçtik biz de ikinci sorumuza. Okuyalım bakalım. Şimdi şu adam buradan inen açıortay gelmiş dikilmiş arkadaşlarım. Kayı kuralı yapacağız burada. Kayı kuralı neydi? Bir doğru hem açıortay hem de yükseklikse kenarortayda olacak. Yani burayı ikiye bölecek ve bu üçgen ikizkenar üçgen olacak. Yani bu kenarla bu kenar kesin birbirine eşit iki kenar. BE'yi 4 vermiş. Burası 4. Buna göre ECX nedir diye bir soru soruyor. Hemen şöyle yapalım. Şimdi bakın şu küçük dik üçgeni konuşalım. Şuradakini şöyle bir tarayayım ben için onu. Şu dik üçgeni konuşacağım dostlar. Bakın bunun bir yüksekliği var. Ve bu yükseklik kenarortay olmuş. O zaman bu da bir ikizkenar üçgen kayı kuralından dolayı. Demek ki burası 4 ise burada 4 olacak. Hatta bir de muhteşem üçlü özelliğimizden bu da şu iki parçaya eşit olacaktı değil mi arkadaşlarım? Muhteşem üçlü yaptım. Ve bakın 4, 4, şuranın uzunluğu 4 kök 2. Şimdi burası 4 kök 2 ise tabii ki bu da 2 kök 2, bu da 2 kök 2 ve şu da 2 kök 2 oldu. Şimdi az önce söylediğim gibi E noktası benim ağırlık merkezim. Neden hocam? Çünkü bu da kenarortay. Bu da kenarortay. İki kenarortayın kesiştiği nokta şu E noktası ağırlık merkezi. Ve ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana yakın parçayı 1,
açıya yakın parçayı iki katı olacak şekilde böler. Yani burası 2 kök 2 ise x dediğin uzunluk 2 kök 2'nin 2 katı. Yani 4 kök 2 olacak dedik. Evet, geçtik 3 numaralı sorumuza. ABC ikizkenar üçgen. Tamam. AB eşittir AC. Gösterelim onu. AB ile AC birbirine eşit. Ve diyor ki BE diyor CK'ya eşittir. BE CK'ya. CK da şuranın tamamıymış arkadaşım. Buna eşitmiş. 40 dereceyi vermiş. DE de orta taban. Şimdi DE'nin orta taban olması burayı da ikiye bölüyor. Burayı da ikiye bölüyor demektir. Yani şurayı da böyle ikiye böldü. Aynı şekilde bu tarafı da ikiye böldü. Peki o zaman ben buradan bir kenarortay çizmek istesem. Tam bu denizli noktasına gelecek çünkü kenarortay burada. Peki bu kenarortayla bu kenarortay birbirine eşit değil ikizkenar üçgende. Çünkü eşit açılardan çıkan kenarortaylardır bunlar. Peki bu burada 40 derecelik açı yaptıysa bu da ikizkenarda 40 derecelik açı yapacak. Burası da 40 derece oldu. Ve bakın soru bize ne söylemişti? BE ile CK birbirine eşitti. E peki biz şimdi BE'nin kenarortayların eşit olduğunu yani CD'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman CK ile CD de eşit çıktı ki bakın şu üçgen ikizkenar oldu. Şurası. Bununla bu. Ve tepesi 40 derece. O halde burası alfa ise burası da alfa olacak. Ve 2 alfaya 140 kaldı. Demek ki alfamız da 70 derece gelecek dedik. Gayet güzel, başarılı bir soruydu. Yazanların emeğine sağlık diyelim. Dördüncü soru. ABC ikizkenar üçgen. DE yine orta taban bakın. Demek ki şurayı ikiye böldü DE. Şöyle. E bu zaman bu tarafı da böyle ikiye böldü. Mecbur. AB ile AC eşit. BE BC'ye eşitmiş. Bakın BE BC'ye eşit ve aynı zamanda CF'ye eşit. Şimdi şurası şuraya ve bir de BE'ye eşit. Peki ben şurayı çizdiğimde bu CD doğrusu az önceki soruda olduğu gibi BE'ye eşittir. Yani bunlara bir de CD de eklendi. O zaman CD'ye de şöyle tek çizgi koydum. Ve bakın son olarak şunu göstereceğim size dostum. Şunu fark edin. Bakın şu üçgende şu üçgeni bir alayım ben. Şuradan bir doğru inmiş ve doğru kenarı ikiye bölmüş. Aynı zamanda kendisi de eşit olmuş. Bu hangi üçgende oluyordu? Dik üçgendeki muhteşem üçlü kuralı değil mi? O zaman şu denizli açısı kesinlikle 90 derece. Bize neyi soruyor? BDF. Zaten o denizli açısını soruyormuş. 90 dereceyi de yapıştırdık. Evet, çevirdim arka tarafı. Geldim 14 numaralı köşe taşımıza. Birinci soruyu okuyorum. Diyor ki ABC ikizkenar üçgen yine. Tamam. AB ile şuradaki AB ile AC birbirine eşit. DB ile EC birbirine eşit. DB ile EC'yi de gördüm. Bir de FE ile FE şurası DC. Peki şimdi biz şunu da biliyoruz. DC aslında ben şu BE'yi çizsem BE'ye de eşit olur DC. Hatta şuradaki 30 derece şuradaki açıya eşittir. Burası da 30 derece oldu. Yani buranın toplamı 50 derece geldi. Ve bakın bu BE uzunluğunu biz nereye eşit bulduk? FE'ye, şuraya. Şu uzunluğa eşit. E burası toplam 50 derece ise şuradaki Fransa açısı da 50 derece geldi. Bizden ne istiyor? BAC. Şuradaki açıyı istiyor. Yani aslında 50 ile 20'nin toplamı iki iç açıdır. Üçüncünün dışına eşit. Yani 70 derecedir. Yapıştırdık birinci soruyu. Evet, 2'deyiz şimdi dostum. Bakalım bu ne diyor? ABC ikizkenar üçgen AB eşittir AC ve bakın şu üstteki parçalar eşitse alttaki parçalar da kendiliğinden eşit olacak. AD AE'ye eşit, BE BC'ye eşitmiş. BE BC'ye yani şuradakine eşitmiş arkadaşlarım. Tamam. Hatta burası 40 derece ise şurası da 40 derece olacak. Peki BE nereye eşitti? BC'ye. Bunlar da birbirine eşit iki parça. O zaman burası toplamda 40 artı x ise
Burası da 40 artı x olacak. Bunu da yazalım şu açımızda. Peki toplayalım şimdi üçgenin açılarını. 40, 40 daha 80, 40 daha 120. 120 var, bir de 2x var. Toplamları 180 olacak. Demek ki 2x eşittir 60 olacak. X eşittir ne geldi? 30 geldi. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Evet, üçüncü sorudayım arkadaşım. Bakalım bu ne diyor. BH, görüyorum BH'ı, şurası. HC'ye eşit. Yani şu doğru hem yükseklik hem de kenar ortay oldu. O zaman açıortay da olur. O halde bu üçgen ikizkenar olur. DE paralel FC demiş. Tamam. DF ile DC birbirine eşit. DF ile DC birbirine eşit verilmiş. Bu da tamam. DE'yi 6 vermiş. Şurası 6'dır diyor. FB kaçtır diye de bir soru sormuş bize. FB neresi? Şuradaki FB. Peki biz paralel olduğu zaman buradaki uzunluğun şu uzunluğa eşit olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Bu da tamamdır. Peki şu üçgeni görmenizi istiyorum şimdi dostlar. Bakın şu üçgene bakın. Bununla şuradaki üçgene bir odaklanın bakalım arkadaşlarım. Bunların ikisine. Şimdi şuradaki bir kere ikişer kenarları eşit. Bakın birinde de 3 çizgi var, birinde tek çizgi var. Bunun da bir 3 çizgi, bir de tek çizgisi var. Şimdi şu açıya ben A desem, bunun bu tarafı B olsun. Toplamları 180 olan iki aç. Yöndeşlikten bu da A'dır. Şurası ikizkenar olmasından bu da A'dır. Yine dış açı olduğu için şurası da B'dir. Ve bakın bu üçgenin nesini buldum ben? Tek çizginin karşısında B açısı var. E hocam bunun da tek çizginin karşısında B açısı var. O zaman bu iki kırmızı üçgen birbirine eş. Eş ise bunun bak üçüncü kenara 6 birim ya. Bunun da üçüncü kenara 6 birim olacak. Yani FB 6 birim gelecek. Sorumun cevabı eşlikten çıktı arkadaşlar. Evet. Bu köşe taşımızın son sorusuna bakıyoruz şimdi. Şunu fark ettim hemen daha soruyu okumadan. Bakın şu açıortay gelmiş, kenarortay olmuş. O halde hocam burası kesin 90 derece. Bunu bir yazalım. Ve buradaki AC BC uzunluğuna eşit. Bunu da bir bilelim. Başka neler vermiş? CK açıortay 40 dereceyi vermiş. AK ile KB eşit gördük. DF paralel AB, DF ile AB paralel. Bir de DF eşittir AE'ye. AE de şuradan gelen doğru. Peki ben aynısını buradan çizsem, şöyle çizdiğimde dostum, bu D, B, D, AE'ye eşit olacaktı. Demek ki AE, BD'ye eşit. O zaman DF ile BD de eşit çıktı. Yani şununla şu ikizkenar geldi arkadaşım. O zaman X ise buranın tamamı da X olacak diyebilirsin artık gönül rahatlığıyla. Peki şu Z harfini de görelim. Bakalım belki bir işimize yarar. Şurada bir Z var. Şurası 40 derecedir diyelim. Bakalım ne işimize yarayacak. İşte şurası 40 derece ise burası da 40 derecedir diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Yine şu parçayla şu parça, şununla da şu eşitti. Burası da 40 derece geldi şu açı. Bunlar hep kuraldan geliyor arkadaşlarım. Peki burası 40 derece. E şunlar da ikizkenar olmasından sebep. Şu ikizkenarları bir daha göstereyim. Şurasıyla şurası ikizkenar. Yani şu açıyla şu açı x. O zaman 40'sa tepe açımız 2x'e ne kalır dostlar bu durumda? 140. X ne çıkar? 70 derece çıktı. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 14 numarayı da gömdük. Hemen 15 numaralı köşe taşını aldım elime. 15 numara. Şöyle ilk sorusunu koyalım önümüze. Birinci soruyla da başlıyorum. Diyor ki ABC açısı ACB'nin iki katıdır. Yani şuna biz bir A açısı dersek ABC. Şurası 2A olacakmış dostum. Pekala hocam. Buna göre X kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hemen ilk aklıma gelen yöntem şu oldu arkadaşım. Şuradan şöyle bir 4 santimlik bir doğru alsam, şuraya da 5 kalsa. Buradan ne çıkartmış oldum ben? Bakın bu yüksekliği kenarortay yapmış oldum. Yani bu adamı ikizkenar yapmış oldum böylelikle. O zaman buranın da 2A olduğunu söyleyebilirim ben hemen. Peki şurayı da görün dostlarım. Bakın şu A ile şu açının toplamı, iki iç açı bunlar.
Üçüncünün dışına, yani 2a'ya eşit olacak. O zaman buranın da a olduğunu söyleyebilirim hemen. Ve bunlar ikizkenarsa şu çizgi şuraya eşit. Yani bu da 5 oldu o zaman. O zaman bu da 5 öğretmenim. Bunu da yapıştırdım. Ve bakın burada 4 bir şey 5. Yani 3 4 5 üçgeni çıktı. Buraya da 3'ü yapıştırdım. Şu dik üçgeni de konuşalım hemen. Bakın 3 var, 9 var. 3 9. Biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katıydı demiştim. Hipotenüs uzunluğu. O zaman birinci sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Hemen 2'ye geçtim ben de. Şimdi 90, 10, şurası 20, 90 daha 110. Buraya 70 kalacak toplamına. Demek ki şurası 60. AB, BD ile 6'nın toplamına eşit. Yani şuraya K birim dersem burası toplamda K artı 6 olacakmış. Bunu da söylemiş olalım. Buna göre X kaçtır diye de bir soru sormuş. Güzel ve zor bir soru olmuş arkadaşım bu. Şimdi hiç yalandan yere şey yapamayacağım. Yani aman ne kadar kolay bir soruymuş falan diyemeyeceğim dostum ama bakalım nasıl çözeceğiz bir görelim şimdi sorumuzu. Şimdi şu K artı 6 ile K. Bana soruyu çözdürecek yer burasıymış gibi geliyor. Önce şuraya bir 80 derece olduğunu bir söyleyelim buranın biz. Şimdi sanki şurada bir K, K diye bir ikizkenar yapsam bir şeyler gelecekmiş gibi geliyor bana ama deneyelim. Şuradan bir şöyle bir çizgi çizsem ben. Burayı ikizkenar yapsam yani. Burası da K olsa, burası da 6 olsa. Sonra tabii ki burası o zaman 80, burası da 80 olacak. Şuranın 80 olması buraya 20 kalacağı anlamına gelecek. Bir şeyler çıkıyor mu diye bakıyorum böyle. Çok da güzel bir şeyler gelmiyormuş gibi geldi. Hani şurada bir eşkenar üçgen çıksaydı belki bir şeyler olurdu diyecektim ama eşkenar çıkmadı kardeşim. O yüzden burayı zorlamayayım ben. Buradan çıkmayacak. Şurada bir eşkenar üçgeni ben yapayım. 60'sa şöyle bir çizgi çizip desem ki bu da 60 derece olsaydı. Yani şurası 40 olsa, şurası da 60 olsa desem. O zaman burası kaç birim olacak tabii onu da bilmek lazım. Şu anda sadece şunların ikizkenar olduğunu biliyorum. Burası 80, 40 daha 120, şuraya 60 diyebilirim diyorum o zaman. Ve ne geliyor? 60, 20. Belki buradan bir şeyler çıkabilir gibi geldi ya o zaman. Sanki burayı mı yapsak diye düşündüm ama yine buradan da yemiyor da son bir çarem kaldı arkadaşlar. Şunu yapacağım. Şuradaki üçgeni alıp şu 10, 80, 90 üçgeni var ya şuradan bir şöyle bir bu tarafa doğru taşısam. Aynısını ikizkenar yaptım. Yani 10 yükseklik açıortay kenarortay olsun. Burası da x oldu. Şurası yine 80 derece geldi ve bakın buradan daha kolay çıkıyor. Evet. Şimdi şurası da toplamda 80 yaptı. 20, 80, 80. Yani bu uzunluk bu uzunluğa eşit oldu. O halde burası K artı 6 ise burası da K artı 6 olacak. Demek ki K'sı buradaysa 2x'e ne kaldı dostlarım? 6. O zaman x de çıkacak 3 diyebiliriz. Evet geldik 3. sorumuza. ABC, ABC eşkenar üçgen. AE, AB'nin iki katıdır diye söylemiş. AE neresi yok? ED, şurası K ise ED 2K. Şimdi bu da K eşkenar üçgen olmasından sebep. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Hemen ilk aklıma şu geldi dostlar. 1'e 2 oranı ve bakın 1'e 2 oranı ve dik açı varsa muhteşem üçlü yapmak geliyor benim ilk aklıma. Hemen bunu bir deneyelim. Şurası da K, K, K diye muhteşem üçlüyü yaptım ben şimdi. Sonra şuraya biz bir ne diyelim? X açısı diyelim. O zaman burası da X olacak. KK'dan dolayı. Sonra X ile X'in toplamı şurası 2X. Şu KK'dan dolayı burası da 2X gelecek. Ve bakın şimdi şu üçgeni mi toplasak hangi üçgeni? Şimdi şurası da 60 derece ya onu da yazalım. Şu üçgenin iç açılarını toplayalım. Bakın neler var? 2X var. Şurada 60 artı 90 yani 150 var. Şurada da x var. Toplarsak hepsini 3x artı 150 eşittir 180. Demek ki 3x eşittir 30, x eşittir 10 geldi.
Şimdi x10 ise 2x dediğim şu açı 40 olur. x10 ise bu açı 20 olur. Tabi buranın toplamı eşkenardan 60 olduğu için alfa da 40 gelecek. Sorunun cevabı Denizli'den çıktı. Burada neyi öğrendin sen? 1'e 2 oranını gördüğün soruda dik açı varsa muhteşem üçlü yapmayı öğrendin artık kardeşim. Bakın yine burada da 1'e 2 oranı var. Yukarıda kenarlar arasındaydı. Burada da açılar arasında. Şimdi ACB açısına A dersen diyor. ABC açısı şurası 2A. Hemen muhteşem üçlümüzü yapacağız birazdan. Şöyle yapalım hatta. Şuraya indirelim muhteşem üçlüyü. Şu, şu, şu eşit olacak. Buraya A diyelim. A ile A'nın toplamı burasıdır 2A ve bununla da bu birbirine eşit çıktı. Bakın AB'ye K dediğimde burası da K, burası da K. Yani DC 2K, AB K oldu arkadaşlarım. K'lar giderse cevabımız da 2 çıktı diyebiliriz. Evet. Böylelikle köşe taşlarını bitirdik ikizkenar üçgenin. Bir sonraki videoda tarama testini, konu testlerini falan gömmeye çalışacağım arkadaşlarım. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.